Merhaba. Yakın zamana kadar 3. Dünya Savaşı ne zaman sorusuna verilen cevapları ilgiyle okurdum. Okurdum diyorum çünkü bu geçmişte kaldı. Artık hepimiz bunun içindeyiz. Şubat 2022'de patlayan Ukrayna, Ekim 2023'te başlayan Gazze savaşları, dünyada o güne kadarki tüm paradigmayı sarstığı gibi yeni dönemin kodlarını yazmaya başladı. Savaş değil esasen ikisi de teknik olarak işgal. NATO kışkırtmasıyla Rusya Ukrayna'ya girdi, Hamas saldırısıyla da İsrail Gazze'yi istila etti, taş taş üstünde bırakmadı. Geçen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birleşmiş Milletler'in artık adaletsiz ve etkisiz olduğunu itiraf etti. Özetle Gazze'de işgali durduramadık, insanlığın vicdanında örgütün güvenilirliği büyük yara aldı, sistematik olarak başarısız olduk dedi. Her şeyi söylemiş bir kapatıp gidelim demediği kalmış. Nasıl olmasın ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi var ve onlardan biri veto ettiği sürece hiçbir yaptırımı yok. Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Bugün bu çağda eskimiş, köhnemiş, varlığı epeydir sorgulanan bir sistem bu. ABD ve İngiltere Rusya ile ilan edilmemiş bir savaşta. Çin'le köprüler birer birer atılıyor. Konu sadece Birleşmiş Milletler meselesi de değil. Batı'nın özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük acılardan sonra inşa ettiği değerler mekanizması çöktü liberal demokrasi ve insan hakları ekseninde kurulan küresel işbirliği ve diplomasi yerle bir oldu. Serbest ticaret büyük yara aldı. Bunlar sözüm ona savaşların getirdiği büyük yıkım ve istikrarsızlığı onarmak için atılmış adımlardı. Ne çare? Soğuk savaşı netice verdi. Sovyetler Birliği'nin ve Varşova Paktı'nın dağılmasıyla 30 yıllık bir duraklama dönemine girdi ve şimdi yeni savaşları, yıkımları konuşuyoruz. Devletlerin terörle mücadele başlığı altında daha büyük, Katliamlara yol açtığı bir dönem. Biraz daha açayım. Ukrayna'daki sivil kayıplar kınanırken İsrail'in Gazze'de kadın çocuk demeden yol açtığı vahşet görülmedi. Sadece Batı mı? Arap dünyası da İsrail ile ilişki durumunu değiştirmedi. İkinci Dünya Savaşı ve öncesinde Almanya Şansölyesi Hitler'in paletleri altında ezilen her şeyine çökülüp sürülen kamplarda ölüme terk edilen gaz odalarına yollanan bir halk, 1948'de Orta Doğu'nun göbeğine devletini kurduktan hemen sonra kendi zulüm, tehcir ve izolasyon politikalarını devreye soktu. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Tarihi acılardan çıkardığı ders buydu. Yaşamak için öldüreceksin. Bugün göçmen istatistiklerinde Ukraynalıları ayrı tutan Avrupa Birliği, Filistinlilerle ilgilenmediği gibi Avrupa başkentlerinde yürüyüş yapmalarına dahi tahammül göstermiyor. Zannediyorum İsrail hükümetine karşı en güçlü eylemler Londra ve Tel Aviv'de oluyor cumartesi günleri. Dişe dokunur başka protesto yok. Yasak çünkü. Salı günü öğleden sonra İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Lübnan'da Hizbullah'a yakın gruplara dağıtılan çağrı cihazlarını patlattı. Sonraki gün telsizler patlatıldı. Aralarında çocukların da olduğu onlarca ölü, binlerce yaralı var. Amerika bilgimiz yoktu deyip sıyrıldı işin içinden fakat Batı medyası olaya büyük tepki verdi. Çünkü insanlar ceplerinde taşıdıkları bataryalı iletişim cihazlarının nasıl birer bombaya dönüştüğünü görüp irkildi. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkeler 2 yıl önce Çin'in ünlü teknoloji markası Huawei'yi yasakladı. Orada amaç ticari olduğu kadar Çin yönetiminin Kurumların ve insanların mahremine girip kontrolü ele almasını engellemekti. Fakat bu defa durum çok daha ciddi. Cebinizdeki cihazlar bir muhafaza içinde, bataryası var ve tetikleyicisi mevcut. İlk iddia o ki İsrail Lübnan'da çağrı cihazı tedarik zincirlerine sızıp cihazların içlerine ateşleyici ve patlayıcı koymuş, birkaç gram. Cihazlar bu biçimde aylarca uykuda kalmış. Günü gelince tek merkezden tek hareketle patlatılmışlar dehşet verici ve bugüne kadar yaşanmamış boyutta bir katliam. Sonra ikinci dalga geldi. Telsizler, cep telefonları, göz tarama sistemleri, güneş enerji sistemleri, parmak izi okuma cihazları gibi cihazlar patlatıldı. Belli başlı istihbarat uzmanları, işi bilenler bu bir siber saldırı değil diyor. Siber saldırı bilgisayar yardımıyla ağa erişip veri toplamak, gerekirse sistemi çökertmek demek. Orada amaç güvenlik açıklarını kullanarak kişisel ya da ticari verileri, devlet sırlarını ele geçirmek, sosyal mühendislik yapmak örnekleri çok. Lübnan'da yaşananlar tüm bunlardan ayrılıyor ve insanlığı dehşete düşürecek türden yeni ve bu çapta benzeri görülmemiş bir yöntem. Yani sadece cebinizdeki değil, evinizdeki tüm cihazlar, hatta elektrikli otomobiliniz varsa risk altındasınız demek. Elektrikli oto deyip geçmeyin. Çağrı cihazının devasa bataryalı, daha akıllı, donanımlı ve internet ağına bağlı versiyonu. Bir noktadan tetiklenip patlatıldığını düşünün ve kaosu hesap edin adeta distopya ya da film kurgusu gibi ama hayatın gerçeği bunlar artık. Dünya televizyonlarını izliyorum. Savaş haberleri söz konusu olduğunda hukuk, insan hakları, sivillerin güvenliği gibi konular konuşulmaz oldu. Ne Birleşmiş Milletler var ne de olan bitene doğru dürüst karşı çıkan bir devlet. Bir avuç insani yardım kuruluşu oradan oraya koşturuyor o kadar. Muazzam bir çifte standart ve buna karşı biriken büyük bir öfke var. Makas çok açıldı ve artık düzeltilebilir olmaktan çıktı. Tabir yerindeyse cin şişeden çıktı. Küresel çok kanlı bir kavga yaşanıyor. Başta dediğimi tekrar edeyim. Yakın zamana kadar 3. Dünya Savaşı ne zaman sorusuna verilen cevapları ilgiyle okurdum. Okurdum diyorum çünkü artık hepimiz bunun içindeyiz.